Millet ekranlarından iyi akşamlar. Siyasetenle karşınızdayız. Ben bu hafta Ankara stüdyolarındayım. İsmail Kılıçarslan İstanbul stüdyolarında ve Aydın Ünal da Skype bağlantısıyla yayınımızda olacak. Yine gündemi konuşacağız. Önümüzde çok sayıda başlık var. Ben hemen değerli konuklarıma, iki Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan ve Aydın Ünal'a hoş geldiniz diyerek başlayacağım. Hoş bulduk. Zira çok sayıda başlık var. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Bakü'den geldim. Azerbaycan'daydım. 3 gündür Türk Devletleri Teşkilatı'nın Tarım Bakanları zirvesi vardı, toplantısı vardı. Onu takip etmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte gittim, programı takip ettim. Zira Azerbaycan sıcak günler yaşıyor, izlenimlerim de var o sıcak günlerle ilgili. Hali hazırda bütün dünya kamuoyunun konuştuğu bazı gelişmeler var. Geçen haftaki 24 saatlik Karabağ'daki anti-terör operasyonundan sonra bunları da konuşacağız. Türkiye'ye yansımaları var. Çünkü iki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da Nahçıvan'da Aliyev'le görüştü. Aliyev'in davetiyle orada önemli bir görüşme yaptılar. Hem bu 24 saatlik anti-terör harekatının başarıyla sonuçlanmasını konuştular. Hem de işte artık herkesin gündeminde olan ve çözülmesi bir an önce beklenen, bir an önce açılması beklenen Zengezur Koridoru ile ilgili gelişmeler yaşandı. Müsaade ederseniz ben bir Bakü ve Azerbaycan sıcağı sıcağına aktarımı yapayım. Ondan sonra pası size atacağım. Bu haftalık böyle yapmış olalım. Şimdi geçen hafta Azerbaycan Devleti Karabağ'da yarım kalmış bir harekatı tamamlamış oldu. Oradaki Ermeni milislere karşı bir anti-terör harekatı düzenledi ve 24 saatlik bir operasyonlar sonucunda o milisler silah bıraktı ve yeniden bir masa kuruldu. Azerbaycan Devleti ile görüşmeler yapıldı ve iki gündür de bölgedeki Karabağ bölgesi içerisinde, yani bundan 30 yıl önceki Karabağ işgal sürecinde bölgeye getirilen Ermeni halkın bir kısmı Ermenistan'a dönüyor. Bir yolculuk var. Bunun da görüntüleri servis ediliyor ve ilginç bir şekilde geçen hafta ben değinmiştim. Bu Ermeni milisler işte oradaki şeye karşı, Azerbaycan askerlerine karşı zaman zaman saldırılarda bulunan yapıların PKK ile işbirliğine dair iddialar vardı. Şimdi dün ve bugün PKK'ya bağlı yayın organları, teröristlerin bizzat videolarla yaptıkları açıklamalar var. İşte hem oradaki Ermeni milislere destek veriyorlar, hem de o Azerbaycan topraklarından ayrılan Ermeni halkla ilgili bir tezvirat yapıyorlar. Dün ve bugün bunu gözlemledim. Orada ben Azerbaycanlılarla da konuştum bunu. İşte çok insani bakıyorlar meseleye. Karabağ bölgesinde yaşamak isteyen Ermenilerle yaşanabileceğini, onların orada ikame edebileceğini söylüyorlar. Ben hatta biriyle konuşurken şöyle bir cümle kurdum. Ya işte 1992 yılında burada işte Hocalı'da, Karabağ'ın çok sayıda şehrinde katliamlar oldu. Onları unutacak mısınız dedim. Yani oradaki halkın, yaşayan halkın bu katliamları yaptığını düşünmüyoruz diyorlardı. Ama eğer ki o katliamlara katılan, o dönemin operasyonlarını yapanlar varsa, onlar zaten hukuk önünde, yargı önünde hesap versin diyorlar. Şimdi yansıyan görüntüler bir propaganda olarak lanse ediliyor bazı Batı medyasında ve işte terör örgütü PKK şeyinde işte göç eden, giden insanlara, evlerini taşıyan insanlara su ikram edilmesi, yiyecek ikram edilmesi, onların uğurlanmasının bir propaganda olduğu söyleniyor. Hatta işte 100 yıl öncesinin tehciriyle şey yapılıyor, mukayese ediliyor, Ermeniler bir kere daha tehcir ediliyor diye bir propaganda yapılıyor. Ben Bakü'de, Azerbaycan'da böyle bir hava sezmedim, böyle bir
intikam duygusu sezmedim açıkçası. Aksine orada kalmayı tercih eden, yaşamını orada sürdürmek isteyen Ermeniler de var. Onlarla ilgili hiçbir sorun yaşanmıyor. Tabii bu harekatın başarıyla sonuçlanması Azerbaycan kamuoyunda da bir güven ortaya koymuş. Bu güvenin temel nedeni de Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında durmaya devam etmesi. Çünkü ben 14 Mayıs'tan önce bölgeye gittiğimde bir tedirginlik vardı. Türkiye'deki seçim sonuçlarına göre orada yeni bir hareketlenme olacağı söyleniyordu ve bu hareketlenmenin kaynağı da, bu fısıltının kaynağı da işte Şuşa şehrinin tam karşısındaki Hankendi'deki önceki gün Paşinyan'a darbe yapmakla suçlanıp tutuklanan generallerdi bunun kaynakları. Şimdi orada denklem değişti. Hatta Paşinyan'a karşı da bir ılımlı hava var Azerbaycan'da. Çünkü onunla masaya oturmak, sorunları çözmek, her iki devletin de menfaatleri doğrultusunda değerlendiriliyor. Şu anda en makul adam Paşinyan görünüyor. Bunu zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık vurguluyor. Paşinyan'ın içerideki baskıdan birlikte, yani Erivan'daki baskıyla birlikte diasporanın baskısıyla çok yoğun mücadele ettiğini herkes biliyor. Zaten gördük, hemen diaspora yine kendi propagandasını yapmaya başladı ama asıl dertlerinin oradaki Erivan'daki işte çok sayıda sorun yaşayan halk ya da şu anda göç eden insanlar olmadığını da birçok insan biliyor aslında. Türkiye'nin buradaki durumu, tutumu, Erdoğan-Aliyev arasındaki o sarsılmaz ilişki Azerbaycan'da artık hepten ete kemiğe bürünmüş durumda. Ben Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında da bunu gördüm. Hatta şunu da söyleyebilirim. Türk Devletleri Teşkilatı'nın sürekliliği, bu toplantıların yapılmasında iki faktör var. Bir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iradesi. İkincisi, Azerbaycan'ın da Türkiye ile birlikte hareket etmesi. Diğer devletleri de bu toplantıların işbirliğinin sürdürülmesine itikliyor. Bunu gözlemledim. Yani Azerbaycan Türkiye'ye yakınlaşmasına biraz daha Özbekistan dahil olmaya başladı son dönemde. Bu çok önemli. Ama mesela örnek vereyim, Türkmenistan hala belli konularda mesafeli davranıyor. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin gözlemci üye olarak Türk Devletleri Teşkilatı'na üye yapılması, gözlemci yapılmasına bir tek şerh koyan Türkmenistan var. Bu konuda biraz mesafeliler. Bunlar da zamanla aşılacak. İşte Tarım Bakanları toplantısı yapıldı. Bunlar böyle çok sıradan toplantılar değil. Türk devletlerinin tarım konusunda, hayvancılık konusunda yapacakları çok sayıda işbirliği var. Bütün devletlerin menfaatine olan işbirlikleri bunlar ve öncülüğünü de Türkiye ile Azerbaycan yapıyor. Benim şimdilik Bakü ve Azerbaycan izlenimlerim bunlar. Aydın Ünal, geleneği bozmadan pası sana atmak istiyorum. Bu Karabağ'dan göç eden Ermenilerle ilgili yapılan tezviratı sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi bugün bir Azeri akademisyenle görüşme imkanım oldu. Biraz detaylı oradaki olayları anlamaya çalıştım. Şuna bir kere tepki koyuyorlar. Yani Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı bir operasyon başlattığı, savaşı yeniden başlattığı şeklindeki bazen Türkiye'den ama genelde dünyadan gelen yorumlara tepki gösteriyorlar. Ve bunun bir terör operasyonu olduğunun mutlaka altının çizilmesi gerektiğini söylüyorlar. Gerçekten de burada bir Azerbaycan'ın son derece haklı, meşru bir şekilde terörle mücadele ettiğini görüyoruz. Bu arada işte Ermenilerin ana vatanlarına, daha doğrusu Ermenistan'a göç edişlerine ilişkin bir takım fotoğraflar, videolar uluslararası basına yansıyor. Bunu da bir insani dram gibi göstermeye çalışıyorlar ama burada Karabağ'da geçmişte bir insani dram yaşandı, bir katliam yaşandı, bir soykırım yaşandı. Şu anda ise Ermenistan uluslararası hukuka da riayet ederek Ermenilerin göç etmesini sağlıyor. Hatta bugün ve dün yansıyan haberler vardı. İşte bir patlama oldu mesela, oraya Azerbaycan müdahale etti. Yardım mahiyetinde müdahale etti. Bugün Azerbaycan yetkililerinin göç eden Ermenilere yönelik
yardımları vardı. Özellikle çocuklara yönelik yardımları vardı. Burada Azerbaycan gerçekten terörle mücadele ediyor. Bunu yaparken de siviller konusunda son derece dikkatli. Ve dünyadan ne tepki gelirse gelsin, ki şunun da altını çiziyorum, dünyadan gerçekten cılız bir tepki geldi. Yani şaşırtıcı bir şekilde. Yoksa mesela Amerika Birleşik Devletleri, Fransa çok da ağır tepkiler koyabilirlerdi. Onlar da bir nevi sessiz kaldılar bu olanlara. Çünkü aklı dediğim gibi meşru bir hareket içinde Azerbaycan. Keşke kimse göç etmese, keşke bu manzaralara şahit olmasak, keşke herkes işte barış içinde bir arada yaşayabilse, ama olmuyor. Hayatın gerçeği, dünyanın gerçeği, özellikle de uluslararası ilişkilerin gerçeği buna izin vermiyor. Umarız en kısa zamanda burada sorun çözülür. Bir Paşinyan konusuna bir kısaca değinmek istiyorum Ersin. Türkiye'ye geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı görevine başlama töreniydi herhalde ismi. O münasebetle Türkiye'ye geldiğinde açıkçası ben biraz acıdım adama. Ya bizim medya o kadar üzerine gitti ki ve çok garip bir şekilde gitti. İşte arka sıralarda oturttular, şöyle tepki gösterdiler, böyle aşağıladılar türünden maalesef yayınlar yapıldı. Paşinyan Ermenistan için bir şans. Geçen hafta biz burada detayıyla konuştuk bunu. Ya Ermenistan'ın, diasporanın etkisinden kurtulup mutlaka Türkiye ile Azerbaycan'la barışıp bir nevi refaha, medeniyete, tırnak içinde medeniyete dönmesi gerekiyor. Çok kötü şartlarda yaşıyorlar. Sadece Karabağ'daki Ermeniler değil, Erivan'daki Ermeniler de çok yani 30 yıl, 40 yıl geriden geliyorlar. Paşinyan bu anlamda bir şans. Paşinyan Ermenistan'ı bu sefaletten kurtarmaya çalışıyor. Bununla ilgili çok olumlu adımları da olduğu gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de bunlara olumlu bakıyor ve destekliyor. Dolayısıyla ben Paşinyan'ın desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya bizim örneğin Türkiye olarak birçok ülkeyle, hani yedi düvel deriz ya, dünyanın birçok ülkesiyle problemimiz oldu. Özellikle komşularımızla. Osmanlı bakiyesi olan şu andaki birçok devlette problemimiz oldu. İşgal oldu, katliam oldu, soykırım oldu. Biz hepsini unuttuk. Çünkü biz acılarını hızlı unutan bir milletiz. Biz zaferlerini hatırlayan, yenilgilerini, acılarını çok hızlı unutan bir milletiz. Ya Ermenistan'ın bundan örnek alması lazım. Acı üstüne, 100 yıldır acı üstüne bir kimlik inşa edilemez, bir ülke, bir ulus inşa edilemez. Yani artık geçmişi bırakıp önüne bakması lazım Ermenistan'ın. Paşinyan'ın da bu anlamda ben desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla bırakmış olayım ben İsmail'e sözü. İsmail Kılıçarslan, sen nasıl değerlendiriyorsun? Her şeyden önce kendimi çok azınlık gibi hissediyorum bugün stüdyoda. Onu söylemek lazım. Biz de üzerinize afiyet. Epeyce hastaydım geçtiğimiz 2-3 gün. Artık ne diyelim, ne kağıt dönemi. Şu yaygın viral enfeksiyon bende de oluştu. Çok geçmiş olsun İsmail. Çok teşekkür ederim Aydın abi. Dolayısıyla hem sizden hem izleyicilerimden, izleyicilerimizden özür dileyerek başlayayım. Biraz düşük bağlanıyorum programa doğrusu. Kafayı ancak toparlayabiliyorum. Bu viral enfeksiyonların bir yan etkisi de kafayı zor toparlamak, biliyorsunuz. Zaten normalde dağınık bir kafam var, iyice dağılıp gitti. Ben bu göç görüntülerinin servis biçimini, yani hem terör örgütleri tarafından hem de diaspora tarafından servis biçimini biraz simülasyon teorisiyle, simulak teorisiyle açıklamaya yatkınım. O Baudrillard'ın meşhur, biz dünyaya hocalı katliamını anlatamadık. Gönüllü şekilde yaşadıkları şehirden vatandaş olup Azerbaycan kimliği alma hakları olmasına rağmen gönüllü şekilde yaşadıkları yerden göç eden Ermenilerden bir dram çıkartmaya çalışıyorlar. Artık çünkü dünyada olgular değil, daha ziyade oluşturulan simülasyonlar konuşuluyor malum. Dolayısıyla orada rotatif işliyor bir manada. Yani bana bakan tarafıyla tam bir el çabukluğu marifet hikayesi. Han kendi ve civarından kendi istekleriyle göç eden Ermeniler üzerinden 100 yıl önceki tehcire gönderme yapmak.
Şimdi şöyle geliyor bana. Diaspora ve terör örgütleri, diaspora ve terör örgütleri bence son zarlarını oynamaya çalışıyorlar. Yani o tehcire yaptıkları gönderme, 2-3 gündür yaptıkları propaganda, kaybedilmiş bir savaşın yeniden trajediyle bir en azından psikolojik üstünlüğe dönüştürülme meselesi. Ben geçmişte Osmanlı Devleti ile Ermeniler arasında yaşanan şeyi de buna benzetiyorum. Hani bir trajediye dönüştürdüğünüzde meseleyi, o yenilgiyi bir psikolojik zafere çevirebilme şansınız var. Ermeni diasporasının asıl yakıtının ben bu göz boyama olduğunu düşünüyorum ve çok basitçe söylemek gerekirse bugün bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Ermenistan'a turist olarak gittiğinde nasıl karşılanacağıyla Türkiye'ye çalışmak için gelen bir Ermeni'nin nasıl karşılanacağı arasındaki farkı da dikkatinize sunmak istiyorum. Turist olarak değil, çalışmak için dedim. Bilerek söylüyorum çünkü son rakam zannediyorum 80 bin civarıydı Türkiye'de resmi ya da kaçak yollarla çalışan Ermeni nüfusu. Başlarına hiçbir şey gelmiyor ama Erivan Tel Aviv'den bile daha az güvenli bulunuyor Türkler için, biliyorsunuz, turizm noktasında. Dolayısıyla bu trajedi, bu trajediye çevirme biçimi Ermeni diasporasının Ermenistan'a kurduğu büyük bir tuzak. Aydın abi çok doğru bir yerinden yaklaştı meseleye. Bu trajedinin üzerinden millet kurulamaz. Bu trajediden millet çıkmaz. Millet dediğiniz ortak bir duygu birliğinden çıkar, bir zaferden çıkar, başka bir yerden çıkar ama o trajediden bir millet çıkmaz. Çıksa tırnak içinde söylüyorum, bir hastalık çıkabilir. Bence diasporanın ve terör örgütlerinin hasta zihniyetli olduğunu düşünüyorum. Bir küçük not da, çok sıcaklaşan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin Türk dünyasına etkisi konusunda olacak. Şimdi Özbekistan çok kritik. Yakın zamana kadar biliyorsunuz çok kapalı bir rejim görüntüsündeydi Özbekistan. Ve çok ciddi bir açılım sürecinden, neredeyse demokratikleşme sürecinden geçiyor diyebiliriz Özbekistan için. Bu yakınlaşmayı çok kritik buluyorum. Özbekistan yakınlaşmasını çok kritik buluyorum. Diğer bütün Türk topluluklarının Türkiye'nin öncülüğünde diyeceğim. Şimdi bazen şöyle yapıyoruz biz yanlışlıkla. Türkiye'yi abi kabul ediyoruz mesela. Öyle değil. Yani Türkiye'nin evet bir şeyi var ama, bir ön açıcılığı var ama bu abilik kardeşlik hikayesi bir süre sonra devletler arası ilişkilerde çeşitli sorunlara yol açıyor. Eşitler arası ilişki kurgulamak lazım burada. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu tip ilişkilerini eşitler arası ilişki olarak kuruyor. Dolayısıyla abilik kardeşlik gibi kurmamak lazım. Neredeyse bütün Türk devletlerinin liderleri Recep Tayyip Erdoğan'a abi demesine rağmen bu şerhi de, bu notu da düşmek isterim. Özbekistan yakınlaşması eğer senin takip ettiğin kadarıyla gözle görülür şekildeyse Ersin Çelik, bunu işte Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Türkmenistan'ın hatta takip edeceğini öngörmek çok zor değil. Orada oluşabilecek bir blok ve orada geliştirilebilecek işbirlikleri Türk dünyasını güçlendirmenin yanı sıra dünya içinde ciddi bir alternatif teşkil edecek. Ben bu yakınlaşmaları çok önemsiyor ve çok ciddi takip etmeye davet ediyorum ilgililerini. İsmail Kılıçarslan, ben de Özbekistan'la ilgili bir not ekleyeyim. Orada pozisyon alması, güçlü bir şekilde Türk Devletleri Teşkilatı'nda varlığını göstermesi sadece siyasi değil, dini anlamda da bazı etkileri olabilecek bir gelişme. Zira yıllarca komünizmin baskısıyla İslam dininden
uzaklaştırılan, baskılanan, dinden soğutulan, farklı bir İslam anlayışıyla orada şey yapılan, yönetilmeye çalışılan, bir taraftan da İran'ın mezhepsel baskısıyla sıkışan devletler var orada. Özbekistan Sünni İslam anlayışı, işte ürettiği geçmişte tarihten gelen o gücüyle birlikte bu rolünü de hissettirirse bir değişim ve dönüşüm de yaşanabilir, bir etki olabilir. Bunu söylemek istedim. Belki sen üzerini tamamlarsın. Bir isterim. De Zengezur Koridoru ile ilgili sana pas atacağım. Şu Zengezur Koridoru ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir yorum var Azerbaycan'da. Yani makul adam, şu anda en makul adam Paşinyan ve Zengezur Koridoru'nda Ermenistan'ın tavrı netleşirse yani bu yolun açılmasında da bir mesafe kat edilir. Çünkü İran'ın ya da Rusya'nın etkisi altındaki bir koridorun güvenliği, denetlemesindense Ermenistan'ın kontrolünü daha makul görenler var. Sadece buradaki sıkıntı şu, Ermenistan'ın stratejik bir hata yaparak son dönemde Amerika ile yakınlaşması orada bazı dengeleri değiştirir, tereddüdü oluşturdu ama Amerika'da neticede Ermenistan'ı yüzüstü bırakmış sayılıyor. Hakeza Fransa da böyle yaptı. O yüzden hani Zengezur koridorunda Ermenistan'a burada bir şey biçilirse, rol biçilirse hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nin işine gelir diye düşünüyorum. Özbekistan'la ilgili de pası atayım sana sıcağı sıcağına. Şimdi söylediğin çok iyi oldu Ersin Çelik. Çünkü Hanefi Maturidi, malum Türkiye'deki din anlayışının, İslam anlayışının neredeyse %80'i, 85'i hatta Hanefi Maturidi bir anlayışta. Özbekistan hem Maturidiliğin hem Hanefiliğin geliştiği bir coğrafya. Özelde de yine Türkiye için söylemek gerekirse, bugün dünyanın en yaygın tasavvuf yollarından biri olan Nakşibendilik, bizim Fergana Vadisi dediğimiz ya da Buhara Semerkant üçgeni dediğimiz, Buhara Semerkant Taşkent üçgeni dediğimiz üçgende olup bitmiş meseleler. Dolayısıyla orada kendini Özbekistan'la Türklük dışında yoğun şekilde İslam bağıyla da bağlayan bir topluluk var Türkiye'de. Belki Türkiye'nin %80'ini alakadar eden bir coğrafya. Dolayısıyla Özbekistan bu tarihsel rolüne doğru geri dönerse, bölgede Tacikistan'da, Kırgızistan'da, İran ve benzeri ülkelerin etkileriyle oluşturulan şey birdenbire kırılacak ve aslında Özbekistan üzerinden civardaki Türk topluluklarının tamamı kendi kodlarına doğru bir geri dönüş sergileyecekler. Belki burası yeri değil ama bu geri dönüşün, yani dünyanın dünyadaki Müslümanların Ehl-i Sünnet'e, Hanefi'liğe, Maturidi'liğe doğru ilerliyor oluşunun çok sağlıklı sonuçları olacağını da belki başka mahfillerde uzun uzun konuşuruz. Çünkü hani bir kere değinmiştik, geçelim. Sünnilerin ötekisi diğer Müslümanlar değil ama bugün hem Vahabi anlayışın hem Şii anlayışın ötekisi doğrudan Ehl-i Sünnet. Dolayısıyla oradaki tehlikeyi ortadan kaldırmanın yolu da daha merkezileşmek dine bakışta. Bunu sağlayan tarihsel yerin adı da Özbekistan. Dolayısıyla o açılım ve Özbekistan'ın bu sıcaklaşması orta vadede sadece Türklerin değil, dünyadaki Müslümanların da çok işine yarayacak bir yakınlaşma. Sıkı tutmak lazım orayı Ersin Çelik. İleride daha konuşacağız ama şu anda bu konuştuklarımızı umarım birileri gizli ajanda olarak değerlendirmez. Aydın Ünal, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Yoksa başka başlıklara geçmek istiyorum. Şunu ekleyeceğim. İsmail aslında çok güzel izah etti. İşte İmam Buhari, İmam Tirmizi, İmam Maturidi, benim hatırladığım daha da birçok isim, yani gerçekten Ehl-i Sünnet'in
inşasını sağlayan birçok isim Özbekistan'da methun ve talebelerini de orada yetiştirmişler. Bunun yanında Ahmet Yesevi, yani şu an Kazakistan'da ama çok yakın, işte Taşkent'e çok yakın bir bölgede ki Anadolu üzerinde çok çok etkisi olmuştur. Burada Özbekistan'da şöyle bir sıkıntımız var. Yani biraz önce Ermenistan'ı konuştuk da çok hassas bir konu ama Timur üzerinden bir şeyimiz var, husumetimiz var, tarihten gelen. Daha önce anlatmış mıydım bilmiyorum. Bu Taşkent'te büyük bir Timur heykeli var. Onun önüne gittik biz 5-6 yıl önce. Üstüne bir kaidenin üstüne Timur'un bir sözünü yazmışlar. Güç adalettedir diye. Özbekçe yazılmış, Rusça yazılmış, İngilizce yazılmış, bir de Arap harfleriyle yazılmış. Önce Arapça olduğunu zannettik. Biraz yaklaşınca Osmanlıca olduğunu gördük. Heykel yeni bir heykel. Ya Osmanlı'yı yenmek üzerinden bir kimlik inşası da var Özbekistan'da. Timur'un kabrine gittiğiniz zaman Fatiha okunur mu okunmaz mı, Türklerin böyle bir tereddütü var. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Timur'un kabrini ziyaret etti Semerkant'ta ve orada Fatiha okudu. Yani Özbekistan'ın bölgeye İsmail'in dediği bir misyonla girmesi ve bu konuda Türkiye ile dayanışması gerçekten bölge açısından çok kritik olur, çok önemli olur. İşte Selefi hareketlere karşı, ne bileyim Vehhabiliğe karşı, Şia'nın yayılmacılığına karşı zaten affedersiniz güçlendirilmesi gereken bir durum Ehl-i Sünnet. Bu anlamda Özbekistan'ın devreye girmesi, Türkmenistan'da keşke normalleşse ve o da bu anlamda devreye girebilse. Ama çok uzak görünüyor Türkmenistan'ın normalleşmesi şu anda. Fakat Zengezur koridoru işte bu anlamda bizim için çok önemli ama bu bahsettiğimiz rakip hasım kitle içinde o kadar kritik bir koridor. Oranın açılması dünyayı değiştirir, bölgeyi değiştirir. Açılmaması için de işte bu hasımlar, rakipler ellerinden geleni yapacaklar. İnşallah bunu başarırız. En büyük zafer olur. 21. yüzyılın en büyük zaferi olur. Sadece Azerbaycan'la Türkiye'yi birbirine bağlamaz. Türk dünyasını birbirine bağlar bu koridor. Bu anlamda son derece önemli. Bence iyi bir değerlendirme oldu. Farklı bir bakış açısı çıktı ortaya ama konuşmamız gereken çok sayıda başlık var. Biraz Türkiye'ye dönelim. Yine çıkacağız. Ama son kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere yönelik kritik, önemli açıklamalar yaptı. Seçim beyannamesinde aslında şey vermişti, ilk defa duyurulmuştu. Ben en önemli olarak bu gençlere faizsiz evlilik kredisi, yani aslında borç para, evlenmeye teşvik için borç para verme meselesini, bir de Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması, bununla ilgili açıklamalar oldu, düzenlemeler yapılacak. Cep telefonu, tablet, teknolojik cihazlarla ilgili de bazı indirimler yapılacak. Onunla ilgili de sosyal medyaya baktığımızda çok sayıda eleştiri var. Hani onu da konuşabiliriz. Biraz beklentinin çok altında kaldı. Yani çünkü işte bir kereye mahsus teknolojik cihazdan vergi alınmayacak denildiğinde AK Parti kurultayında AK Parti'nin seçim beyannamesinin açıklandığı programda akılları ister istemez herkesin almak istediği o pahalı cep telefonları geldi. Şu anda fiyatları 80.000 90.000 TL olan o son model telefonlar geldi. Fakat hayır, başka yani bir limit konuldu oraya. Ama bu gençlere evlilik için borç diyelim. Ben faizsiz kredi biraz şey geliyor, tezat geliyor yani kredi ve faizsiz çok garip duruyor. İsmail Kılıçarslan, senle başlayayım. Şimdi teknolojik cihazlardan başlayalım mı? Şimdi gönül ister ki tabii gençler 80.000 liralık telefonu da bir kereliğine vergisiz alsın ama şimdi AK Parti'nin seçim beyannamesi verildiğinde açıklandığında Ekonomi Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek değildi. Dolayısıyla ortodoks para politikalarının müsaade edeceği bir şey değil. O bir. Zaten doğru da değil. Bu da iki. Yani gençlerin işini görecek cihazlar. Ben sadece bu baremi biraz düşük buldum. Belki hani bir 4-5 bin lira daha artırılabilirdi o. 9.500 liraya kadar olan cihazlarda
geçerli olacak. Çok hızlı arttı biliyorsunuz teknolojik cihazların fiyatı Türkiye'de son 6-7 ay içerisinde özellikle. Dolayısıyla o 9,5 rakamını ben böyle 15'lerde falan hayal etmiştim. Daha yukarısı değil ama 15'lerde falan hayal etmiştim. Belki o yönde bir düzeltme beklenebilir. Şimdi bu faizsiz evlilik kredisi ya da evlenmek için borç meselesini ben birkaç yıldır gündemimde tutuyorum şundan. Özellikle Türkiye'de üniversite okurken evlenmek isteyen gençlerin önü çok tıkalıydı sevgili Ersin Çelik. İki bakımdan hem ailelerin gençlerin ekonomilerini sürdürebilmeleri bakımından bir tedirginlikleri vardı. Hem de evli üniversiteli öğrencilerin hayatlarını nasıl idame ettirebileceklerine dair bir sıkıntı vardı. Önce bundan bahsetmek lazım. Bu konuda çalışan, doğrudan çalışan merkezler olduğunu, doğrudan çalışan STK'lar ve inisiyatifler olduğunu biliyorum son 2-3 yıldır. Bu sanki onun bir devamı gibi. Yani sadece üniversite öğrencilerini kapsamıyor elbette ama bugün 20 yaşında, 21 yaşında evlenmek isteyen, hayatlarını birleştirmek isteyen üniversite öğrencileri için Türkiye bir alternatif üretemiyordu. Öncelikle bu bakımdan çok sevindim, onu söyleyeyim. Çünkü şöyle bir anlayış var malum. Türkiye'de evlilik yaşı dediğin yaş 30'dur artık falan gibi bir anlayış var. 30 kabul edelim ki çok geç bir aile kurmak için. Ortalama yaş olması bakımından çok geç. Bunu hep konuşuyoruz. Dünya nüfusunun sürdürülebilirliği, ülke nüfusunun sürdürülebilirliği, verimliliğin sürdürülebilirliği bakımından evlilik sayısının azalması ve evlilik yaşının artması, çocuk sayısının da buna mukabil olarak azalması çok ciddi bir tehlike. Yani insanlığın gelecek projeksiyonu için tehlike. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın evlenecek gençlere borç vereceğiz açıklamasını çok büyük bir sevinçle karşıladığımı söyleyeyim. Bu bir. İki, Türkiye'de dip dalgada şöyle bir şey konuşuluyor artık gençler arasında. Evlenmek inanılmaz bir yük. Basit örnek, Kahramanmaraş'ta bir delikanlıyla konuştuğumu hatırlıyorum bundan 1,5 yıl önce falan. Kız tarafı bir şey istemiş. Takı listesi. Oğlan çıkardı, listeyi gösterdi. Hesapladık. Bugünün parasıyla zannediyorum 1 milyon liralık bir şey. 1 milyon liralık bir takı listesi. Delikanlıya dedim ki bence evlenme, bu 1 milyon lirayla iş kur. O işten kazandığın parayla evlen. Yani Türkiye'de evlenmek giderek korkunç bir seremoniye dönüşüyor. Bunun da bir şekliyle önüne geçmek zannediyorum anne babalara düşüyor, topluma düşüyor. Hani tırnak içinde söylüyorum, evlilik çok zor bir şey değil ama bu evliliği hem evlenmek isteyen taraflar hem de aileler olağanüstü zorlaştırıyorlar. Bu bakımdan da hani evlenmekte çok zorlanan, gerçekten düğün yapmakta çok zorlanan, niçin bu kadar zorlanılıyor bunu asla anlamamakla beraber gençler için de çok büyük bir imkan olduğunu düşünüyorum bu faizsiz evlilik kredisi meselesinin. Onun da rakamları zannediyorum biraz yukarı yönlü olarak güncellenir Türk ekonomisinin eli rahatladıkça diyeyim şimdilik. Aydın Ünal, bu işte gençlerin evliliğini zorlaştıracak adetlerimiz de var malum bizim. Yani hala bazen sosyal medyaya yansıyor, işte İsmail Kılıçarslan'ın Kahramanmaraş'tan verdiği örnek, böyle inanılmaz istekler vesaire. Tabii o biraz azalmaya başladı. Gençler de bu durumdan rahatsızlar ya da artık birbirlerini anlıyorlar. Ya da artık hanımefendiler de daha fazla hani iş dünyasında oldukları için, çalıştıkları için biraz da neyin ne olduğunu görüyorlar belki de. Ama bu işte borç gerçek anlamda böyle bir hani genç yaşta yuva kurma meselesini
şey yapar mı, teşvik eder mi, ya da ya işte evlenmek isteyen zaten bir şekilde evlenmeye çalışır, böyle bir yani bu böyle bir ittirmeye gerek duymaz da diyebilir miyiz? Çünkü ben biraz da sosyal medyada bakıyorum gençlerin yazdıklarını. Tamam evlendik, sonrası diyorlar. İşte işi sorguluyorlar vesaire. Böyle de bir kısır döngüye sokulmak isteniyor mesele. Yani evlenmek isteyen çok sayıda genç var Ersin. Bunu ben çevremde de görüyorum. Hatta biz programın içeriğini yayınladığımızda sosyal medyada bana mesajlar da geldi. Bazı genç arkadaşlardan işte 250 bin olsun en az bu kredi. Sanki hani 250 bin verildiğinde hemen bu işe gireceklermiş gibi görünüyor. Yani işin şakası bir yana, gerçekten gençler arasında ciddi bir soruna dönüşmüş durumda bu evlilik. Yani bizim şimdi belki yaşlıyım diye bana sordun ama bu şeyi, gelenekleri şeyde eski Türkiye'de hiç öyle düşünmemiştim. Çok zor geliyordu. Eski Türkiye'de çok zor geliyordu. O beşi birlikler, bilezikler, ne bileyim kolyeler, alışverişler filan. Bunlar senin dediğin gibi biraz gençler arasında anlaşmaya başladılar ve azaldı ama başka şeyler ortaya çıktı. Ya şimdi şunu görüyorum ben sosyal medyada daha çok. Evlilik teklifi için mesela adam mekan kiralıyor ve burada bir masraf yapıyor. Evlilik teklifinden başlıyor harcama. O, nişanda salon kiralıyor, işte düğünde alışverişler, birçok yeni şey girdi. İşte bu çiçekler, çikolatalar vesaire. İsmail'in de dediği gibi 1 milyonu buluyor bir gencin evlenmesi. Bu dönemde maalesef 1 milyonu buluyor. Düğün salonları diye bir şey var mesela. Artık ben onu terör olarak isimlendireceğim. Yani çok korkunç rakamlar uçuyor havalarda. Yani bu anlamda ben maddi desteğin, gençlere yönelik maddi desteğin evlenmeyi teşvik edeceğini düşünüyorum. Belki geneli için olmaz ama ciddi bir kısmı için kolaylaştırıcı olacaktır. Ben Tacikistan'da görmüştüm. Oraya gittiğimde anlatmışlardı. Mesela devlet, Türkmenistan'da da var herhalde bu miktar. Tabii biraz diktatörlüğün daha baskın olduğu ülkeler ama düğün törenlerini veya düğün adetlerini sınırlandırmıştı. Mesela işte yemekler, toplu yemekler yasaklanmıştı. Sırf biraz şeyi, ekonomiyi korumak için, biraz da damadı korumak için yapılan uygulamalar vardı. Belki bizde de böyle sosyal bir takım kısıtlamalara ihtiyaç olacak çünkü ipin ucu kaçmaya başladı. Ben asıl şuna vurgu yapacağım Ersin. Şimdi AK Parti bir vaat veriyor. Seçimde bu vaatler işte ne kadar etkili bilinmez ama seçimi kazanıyor. Seçim sonrasında ortada bir muhalefet yok. Bu vaatlerin peşine düşecek bir muhalefet yok. Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç meseleleriyle uğraşıyor. İyi Parti işte altılı masa meseleleriyle uğraşıyor. Hükümetin icraatlarını eleştirecek, bu konuda konuşacak bir mekanizma yok ortada. Buna rağmen AK Parti ve Erdoğan çıkıyor, kendi verdiği vaatlerin peşine düşüyor. Ve belki de hiç gündemde yokken, unutulmuşken işte hem gençlere teknoloji desteği, hem evlilik desteği ve buna benzer destekleri kendisi yerine getiriyor. Kendi vaadinin takipçisi oluyor ve kendi vaatlerini hayata geçiriyor. Burası çok önemli. AK Parti'yi başarılı kılan da 2002'den beri bu oldu. Yani yapabileceği şeyi vaat etti, vaat ettiği şeyi de yaptı AK Parti. Burada da vaat ettiği icraatları yapıyor. Teknoloji konusunda size katılıyorum. Yani ben miktarın çok düşük olduğunu düşünüyorum. O ücretlerle Türkiye'de alınabilecek, mesela telefon bazında baktığınız zaman çok bir telefon yok. Belki hani bu vergi konusunda bir feragat yapılabilir. Bazen de bu oluyor çünkü Erdoğan'ın icraatlarında, yani bir hizmeti, bir müjdeyi açıkladığında onun yetersiz kaldığını görürse veya bakanlarının açıkladığı bir müjdenin yetersiz olduğunu görürse bir tık, birkaç tık üstüne çıkabiliyor onun. Burada da belki vergiyi kaldırmak gibi daha toptancı bir çözüm getirebilir. Aksi takdirde ben gençleri çok mutlu edeceğini düşünmüyorum bu teknoloji konusundaki desteğin. Evlilik kredisi de, hatta orada da arzum şu, yani biz hani her hafta burada şeyi konuşuyoruz dersin, LGBT meselesi, aile meselesi. Ya bu çok kritik, çok hayati bir mesele. Geri ödemesi bile olmayabilir bunun. Yani böyle bir destek de olabilir. Son olarak şunu söyleyeceğim. Yani bazen yasa çıkarılırken biz de işte mecliste çalışırken bunu görüyorduk. Ya buna ne gerek var filan diyorduk. Veya itirazlar oluyordu ama
Yasalar genelde suistimali önlemek için çıkıyor Türkiye'de. Bazı şeyler de çok suistimal ediliyor. Bu konuda da tedbirli olmak gerekiyor. Yani sadece işin ekonomik boyutu değil de, şimdi cihazlarla ilgili diyelim ki bir destek getireceksiniz. Vergi desteği ya da başka bir destek. Onun hemen suistimal edildiğini görüyorsunuz. Hatta şu bile olabiliyor, yani dükkanlar öğrencileri kullanarak belki cihaz alacaklar piyasadan, cihaz toplayacaklar. Şey gibi, biraz pasoyla otobüse binmek gibi, hani bazen başka öğrencinin pasosunu kullanırlar ya indirimini binmek için. Ya bu tür suistimaller olmasa, bunlar denetlenebilse veya biraz gençlerimiz de bu konularda dikkatli olsalar, ben Türkiye'de çok daha fazla desteğin, gençlere yönelik çok daha fazla desteğin olacağını düşünüyorum. Ama Avrupa ile Amerika ile kıyasladığınızda da hiç kötü durumda değiliz. Yani şu anda mesela isteyen her öğrenci yurda yerleşti. Önümüzdeki hafta üniversiteler açılacak mesela. Her öğrenci yurda yerleşti. İyi ya da kötü. Kimse açıkta kalmadı. Üniversitelerimizin altyapıları gittikçe iyileşiyor. Yani biraz istihdam sorunumuz var. İnşallah o da çözülür ama gençler için Türkiye öyle hani hadi bırakalım yurt dışına gidelim, kaçalım gidelim denilecek bir ülkede değil. Yani öyle çok şartları zor olan bir ülkede değil. Biraz bizim gençlerimiz Avrupa'yı, Amerika'yı yakından tanımıyorlar. Orayı filmler üstünden, imaj üstünden tanıdıkları için oradaki gerçekleri çok bilmiyorlar ama Türkiye bu anlamda gençler için çok da böyle kötü yaşanmaz bir ülke değil. Hatta umut veren, istikbal vaat eden bir ülke. Sorunları da inşallah gençler çözecekler. Yani bir miktar işte biz çalıştık, hepimiz mücadele ettik ama bugünün gençleri de bu işe eğilirlerse, biraz omuz verirlerse, mesuliyet, sorumluluk alırlarsa onlar daha iyi bir Türkiye'yi inşa edecekler inşallah. Ersin Çelik, bir şey ilave etmek isterim Aydın abi. Ya şöyle, şimdi şey dedik yani, gençler tamam, evlilik kredisi tamam ama sonrası ne olacak diye endişeliyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de işsizlik rakamı %10'ların altına düştü ve hızla da düşer. Yani bu ortodoks ekonomi politikaları Türkiye'de işsizliği bir miktar daha geri çeker. Ama asıl önemlisi şu. Şimdi tamam hani 15 bin lira olmalı, 20 bin lira olmalı o cihaz desteği ama kardeşim yani 18 yaşındaki gencin de ne olur bu söylediğimi yanlış anlayıp yanlış kullanılmasın ama ya 18 yaşındaki bir delikanlının ya da genç kızın da 80 bin liralık bir telefon kullanmasını çok da doğru bulmuyorum. Dünyadaki örnekleri de böyle değil çünkü bu işin. Hani Amerika'da gençler üniversiteye başlangıç arabalarıyla gelir giderler. Üniversitede daha basit cihazlarla işlerini görürler. Çünkü temelde o sınıfsal farkı ortadan kaldırmaya yönelik bir yaklaşımı vardır. Değişmediyse eğer son 5-10 yılda Amerika'da da bu durum. Dolayısıyla hani bir statü göstergesi olarak param var demek için neredeyse 80 bin liralık bir cep telefonuna da gençlerin indirim beklemesini biraz haksızlık olarak görüyorum. Bu bir. İkincisi, evlendikten sonra ne olacak meselesini mesela bana sorun. 2001'de evlenmiş biriyim ben. Türkiye'nin gördüğü en sert ekonomik krizde ama yani çok net söylüyorum, evlenene gerçekten Allah inanılmaz şekilde bir yardım gönderiyor. Ben Türkiye'de gençlerin her şeyi kontrol altına aldıktan sonra harekete geçme refleksini de anlamıyorum. Biraz kervan yolda dizilir diyelim ona. Gençlik biraz da böyledir ama bizim gençlere yaklaşımımız gençlerin beklentilerini o kadar büyüttü ki aşu alaya çıktı. Yani adam diyor ki benim şimdi İtalya'da espresso içmem lazımdı diyor. Hayale keş yani. İtalya'da espresso içmem lazım diyor. Yani ben böyle bir hayal görmedim. Üstelik hani ben İtalya'da espresso içmiş hasbelkader biri olarak söylüyorum. Türkiye'nin espresso kalitesi İtalya'dan geri kalmaz. Ama öyle bir hayal kurduruyorlar ki şeyi. Gençlere öyle hayaller kurduruyorlar ki artık bu da simülasyona dahil bir şey. Yaşadığımız bu çılgın simülasyona dahil bir şey. Yani hayatın hiçbir zorluğuna katlanmaksızın, hayatın hiçbir basamağını tırmanmaksızın bir hayat tahayyül ediyorlar ve o hayatı da Almanya'da olduğunu düşünüyorlar, o hayatın Amerika'da olduğunu düşünüyorlar.
Halbuki her ülkenin şartı kendine göre. Gidelim bakalım Almanya'daki gençler, Amerika'daki gençler ne tanımlıyor kendi gençlikleriyle ilgili, kendi hayatlarıyla ilgili. Biraz da oralara bakmak lazım. Ben gençler üzerinden kurgulanan ya da gençlere düşündürtülen bu düzlemi de çok fena halde sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. İsmail, çok fazla plan yapıyorlar gençler. Özellikle evlilikte bunu çok görüyorum. Yani işte nasıl evleneceğiz, evlendikten sonra nerede oturacağız, arabayı ne zaman alacağız, evi ne zaman alacağız, çocuğu kaç yaşında yapacağız, evlendiğimizde gelirimiz ne olacak, kariyerimiz ne olacak gibi çok fazla, hani bizim görmediğimiz, bizden önceki nesillerin görmediği bir planlama yapıyorlar. Bu doğuya da münasip olmayan, Müslümanlığa da münasip olmayan bir gelecek kurgusu. Ve bunun da biraz gençleri evlilikten soğuttuğunu düşünüyorum. Bir de işin manevi yönde cesaretle konuşalım. Sen değindin. Ya bu gerçekten bereket. Yani gençlerin evlenmesi, yuva kurması, özellikle işte aile yoluyla, evlilik yoluyla fuhuşun, zinanın azalması hem evlere hem ülkeye bereket getirecek bir şey. İşi sadece iktisadi boyutuyla düşünmeyelim. Yani materyal boyutuyla düşünmeyelim. Böyle bir boyutu var. Ne kadar çok evlenirlerse, gözlerini kapatıp bu yola ne kadar çok girerlerse o kadar Allah'ın bereketi, rahmeti onların üzerine olacaktır. Buna da inanmak lazım. Yani bir Müslümanın da buna inanması lazım zaten. Her ikinize de katılıyorum. Ben bir şeye dikkat çekeceğim. Şimdi biz geçtiğimiz aylarda bir program yapmıştık. İsmail Kılıç Aslan da konuktu. Aydın abi, bu LGBT meselesini konuşmuştuk. Türkiye'de Üner Bey var, İstanbul Aile Vakfı'ndan. O bir simülasyondan bahsetmişti. Çok değil, gelecek neslin, gelecek kuşağın dayıları olmayacak demişti. Dayı, hala, teyze, amcaları olmayacak. Çünkü gitgide tek çocuk politikasına dönülmeye başlandı. Bunun birçok sebepleri var. İşte ekonomik meseleler var, çalışan anne babalar var vesaire vesaire, sağlık sebepleri var. Fakat evlilik hızı bu yavaşlıkta devam ederse çocuklar da olmayacak. Yani bir süre sonra 2048'i simülasyon olarak gösteriyorlar dünyada. Yani doğum oranlarının, ölüm oranlarının gerisinde kalacağı, ama bu yavaşlıkta devam ederse bu 2048'i de görmeden belki de 2030'larda böyle bir tabloyla karşılaşacağız. Şimdi o borç dedik ya, yani bu simülasyonlara bakılınca borçsuz hibe edilmesi gereken bir mesele. Hani şeyi konuşuyoruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir aile politikası var. Bütün nikah şahitliklerinde en az 3 çocuk diyor ya, bugünkü tabloya baktığımızda keşke 5 çocuk deseydi, bu fikri ortaya katsaydı diyenler var. Yani biz bütün Avrupa ülkelerine göre genç nüfusumuz hala fazla. Birçok ülkeden nüfusumuz fazla. 80 milyon eşiğini geçtik, artık 90 milyona doğru gidiyoruz. Ama bizde de yavaşlamaya başladı ciddi anlamda. Bu yavaşlama devam ettiğinde bir süre sonra Avrupa'nın o İhtiyar nüfus meselesiyle karşılaşmış olacağız. Yani hep örnek verirler. İtalya'da futbolcular 40 yaşına kadar futbol oynamak zorunda kalıyorlar. Yani genç nüfus olmadığı için bunun bir esprisi olarak kullanılıyor belki ama Almanya'nın yaşlıları problem. Mesela bu aile, geniş aile, çekirdek aile meselesini de etkiliyor. Biz pandemide bunun çok örneklerini gördük. İspanya'da, İsveç'te, Kanada'da o solunum cihazlarını yaşlılardan çektiler. İspanya'da yaşlıları huzurevlerine ölüme terk ettiler. Bakmadılar. Ya da İngiltere şeyi tartıştı. Cihazı önceliğini kime tanıyalım? Yaşlılara mı tanıyalım, yoksa potansiyeli olan, yaşama potansiyeli olan gençlere mi tanıyalım? Türkiye'de böyle bir şey olmadı. Çünkü Türkiye'de aile hala çok güçlü. Bizim pandemiyi sosyolojik olarak diğer ülkelerden daha az hasarlı, daha dağılmadan, psikolojik olarak dağılmadan atlatmamızın temel nedenlerinden biri ailenin güçlü olmasıydı. Yani bir arada yaşama kültürümüz devam ediyordu. Belki biraz
20 yıl öncesinin aile ortamlarıyla yeniden tanışmış olduk. Özellikle 40 yaş ve üzeri kuşak için. Çünkü büyük şehirlerde yaşamanın hengamesi ister istemez uzaklaştırıyor aileden, akrabadan. Ama pandemide biz bu ailenin ne kadar önemli olduğunu, insanın ne kadar önemli olduğunu, bir yarenin, birinin hayatında olmasının ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Batı bunun çok sorunlarını yaşadı. Bu Çin'in 1970'lerde uyguladığı, aslında halkına zulmettiği tek çocuk politikasının travmalarını yaşıyorlar şimdi. Aile meselesinde gençlerin evliliğe teşvik edilmesinin, hani o Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir dünya, sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir tarım politikaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan da hani sürdürülebilir aile meselesine bir kapı araladı ya, işte bizim bunu biraz konuşmamız gerekiyor artık. Bu verilen borç keşke imkanlar olsa hibe edilse. Evlenen her çifte şu kadar parayı devlet ödüyor. Çocuk başına şu kadar ücret ödenecek, işte belli sosyal haklar getirilecek. Rusya mesela bu tehlikeyi görüp de bu tarz ekonomik ve sosyal anlamda önlemler alan ülke. Ki Rusya aileye de çok önem veriyor, önceliyor. LGBT ile ilgili mücadele politikaları çok net. Hani meseleyi, LGBT meselesini biz tartışırken sadece ahlaki yönünden değil, sosyolojik, psikolojik ve toplumu etkileyen yönleriyle, aile yönüyle de tartışmamız lazım. Yani biz biraz bu konuları konuşmakta bana kalırsa çok geç kaldık. Yani henüz geçmemiş ama daha fazla konuşmamız gerekiyor. Üzerine kafa yormamız gerekiyor. Psikologların bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Sosyologların meseleleri yeniden ele alması gerekiyor. Dijital nesli bizim analiz etmemiz gerekiyor. İşte bahsettiğiniz Avrupa'ya öykünen, Avrupa'daki yaşamlara özenen gençler, işte İtalya'da espresso içmem lazım diyen genç arkadaşlarımız, Türkiye'de espresso içecek parayı kazanma gayretini göstermemiş. Böyle bir emeğin altına girmemiş, böyle bir teri akıtmadan sosyal medyada gördükleri hayatlara, başkalarının hayatına özenmek, başkalarının hayatını yaşamak diye bir kültür oluşmaya başladı. Bunun da temel nedeni sosyal medya. Bizim dijital nesli analiz eden sosyologlara, psikologlara, toplum bilimcilere, gazetecilere ihtiyacımız var. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum, siz katılıyor musunuz? Aydın abi büyüğümüz diye ben ya Aydın da, abi. Ben yok, direkt reklama çıkacağım. Şimdi kulağıma söylediler. Ha. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Eyvallah. Siyaseten kısa bir aradan sonra devam edecek. TV.net ekranlarında yeniden birlikteyiz. Siyasetene devam ediyoruz. Aydın Ünal ve İsmail Kılıçarslan'la birlikte gençlere verilen evlilik kredisini ve Karabağ'daki son harekatın etkilerini konuşmuştuk. Şimdi yeniden bir dış politika meselesini gündeme getireceğiz. Onu konuşacağız. Afrika'da siyasi tarih yeniden yazılıyor. Özellikle Fransa'ya karşı ciddi bir tepki var. Son olarak Fransa Nijer'den elçisini çekmek zorunda kaldı. Macron uzunca süre direndi fakat geri adım atmak zorunda kaldı ve Macron'a karşı Fransız kamuoyunda da ciddi eleştiriler var. Hatta Fransız medyasında Türkiye'yi kim durduracak Afrika politikalarında diye bazı yazılar ve analizler çıkmaya başladı. Şimdi Mali, Burkina Faso ve son olarak Nijer, bu üç komşu Fransa'ya karşı ciddi anlamda bir siyasi meydan okuma yapıyor. Ve Batı medyası da bunun aktörü olarak Türkiye'yi gösteriyor. Aydın Dal, senle başlayalım istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsun bu Fransa'daki, Afrika'daki yeni denklemi? Fransa'ya bunun bir takım siyasi sonuçları da olacak görünüyor. Şimdi AK Parti iktidarı çok aktif bir dış politika sergiledi. İktidara geldiği günden itibaren, 2002'den bu yana ve Afrika özellikle AK Parti'nin dış politikasında
özel bir yere sahip oldu. Bunların birçoğuna da bizzat şahidim. Birçok büyükelçilik açtık Afrika'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'daki neredeyse bütün ülkeleri defalarca ziyaret etti. İşte Senegal, bütün Kuzey Afrika ülkeleri, Mağrip ülkeleri, işte Batı'da, Batı Afrika'da, hatırladım ya, küçük büyük Ekvador, Kenya, Uganda, Güney Afrika Cumhuriyeti, ki bunların bir kısmına ben de katıldım bu seyahatlerin. Buralarda büyükelçimizin olmadığı ülkeler vardı. Oralarda büyükelçilikler açtık. İşte fahri konsolosluklar kuruldu. İlk defa irtibatımızın gerçekleştiği ülkeler oldu. Yani Afrika'ya çok özel bir önem atfetti AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Bunun da sonuçlarını aldık. Yani Afrika'yla hem ticaretimiz gelişti hem de Afrika'da özellikle insani yardımlarımızla, insani diplomasiyle Afrika'da gönüller kazandık. Şimdi Somali'ye ben mesela iki kez gittim. Hiç kimsenin ilgilenmediği, tamamen yalnız bırakılmış, garip, mazlum bir ülkeydi Somali. Sayın Cumhurbaşkanımız buradan hiçbir çıkarı olmadığı halde, yani zaten şahsi çıkarı söz konusu olamaz da, Türkiye'nin yani ticari anlamda kazanabileceği hiçbir şey olmamasına rağmen Somali'ye çok özel önem atfetti ve bütün biz gövdemizle, varlığımızla Somali'ye girdik. Yani şöyle girdik, Türk Hava Yolları, TİKA, Kızılay, Yunus Emre Enstitüsü, bunun yanında işte sanırım Sağlık Bakanlığı eliyle olduğu hastaneler inşa ettik orada. Milli Eğitim Bakanlığı'nın faaliyetleri oldu. Diyanet, vakıflarımız hep bütün gövdesiyle girdi Türkiye oraya. Cumhurbaşkanımız defalarca ziyaret etti ve Somali'nin çehresi değişti gerçekten. Yani sorunlar çözülmüş değil ama Türkiye denildiği zaman Somali'de ayrı bir yeri var. Cibuti aynı şekilde. Mesela çok kimsenin bilmediği, biraz da terk edilmiş yalnız bir ülke. Türkiye çok yakından ilgilendi burayla. Sudan'la işte ilişkilerimiz malum. Bu kolay bir iş değil. Yani bir ülkeye gidelim, hadi oraya yardım elini uzatalım veya orayla bir ticari diplomatik ilişki kuralım dediğinizde bunu kolayca yapamıyorsunuz. Siz girdiğiniz zaman özellikle başka ülkeler ne oluyor diye orayla ilgilenmeye başlıyorlar. Yani bu körfez ülkeleri de oldu kimi zaman. Kimi zaman Suudi Arabistan oldu, Mısır oldu. Ya yani Türkiye buraya giriyorsa biz de girelim, biz de işte burada faaliyetlerde bulunalım diyenler oldu. Bazen hayra vesile oldu ama bazen rekabet oluştu orada. Tabii Avrupa'yı bu çok rahatsız etti. Yıllardır Afrika'da madenleri sömürüyorlar, yeraltı zenginliklerini sömürüyorlar. Önce insanlarını alıp köle yapmışlardı, köle olarak kullanmışlardı. İşte sanayi devrimiyle birlikte oranın iş gücü yanında zenginliklerini de sömürmeye başladılar. Ve hala da bu devam ediyor. Türkiye'nin buraya girmesi hem de bir takım, yani böyle sömürmek amacıyla değil, oranın zenginliklerini alıp Türkiye'ye getirmek amacıyla değil, eşit ilişkiler kurmak amacıyla bu bölgeye girmesi ve burada kendini, ağırlığını hissettirmesi bu ülkelerde rahatsız ediyor. Bunların başında da elbette Fransa geliyor. Yani Afrika'da çok fazla sömürgesi olan, bugün bile Afrika'daki yoksulluğun, akan kanın müsebbibi olan Fransa bundan çok rahatsız oldu. Bu zaman zaman oluyor tabii. İlk defa olan bir şey değil. Yani ilk defa dikkatlerini çekmiyor Fransa'nın ya da Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin oradaki faaliyetleri. Bunu gündeme getirip zaman zaman Türkiye'nin faaliyetlerini engellemeye çalışıyorlar ama iğneyle kuyu kazarak da Türkiye ilerliyor. 20 yılda, 22 yılda epeyce bir kazanım elde ettik bu konuda. Ben bunun kararlılıkla devam ettiğini görüyorum. Sadece birkaç hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç tane Afrikalı lideri ağırladı. Onlarla görüşmeler yaptı. Bu belli ki devam edecek. Önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Bu sadece Türkiye'nin lehine değil, dediğim gibi. Bu insanlığın lehine adımlar bunlar. Afrika'nın lehine adımlar. Kim ne derse desin, bunların muhafaza edilmesi, korunması, devam ettirilmesi gerekiyor. Biraz da son olarak şunu söyleyeceğim. Yani hani 28 Mayıs'ta eskaza Kılıçdaroğlu iktidara gelseydi. Bu aslında şu anlama geliyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz iktidarını gördük. 1923'ten 1950'ye kadar iktidarını gördük. Ondan sonraki dönemlerde bazen darbe dönemlerinde, bazen koalisyonlarla iktidara geldi. O dönemlerdeki dış politikasını gördük. Yani Arap dünyası diye bir vizyon yoktu. Afrika diye bir vizyon yoktu. Doğu yoktu. Kendisini tamamen Batı'ya ve Amerika'ya kilitlemiş,
oradan hiçbir kazanım elde edemeyen, orada onların karşısında el pençe divan duran bir dış politika vardı. 28 Mayıs'ta eskaza böyle bir değişim olsaydı, aynı şekilde Türkiye kendisini buralara kapatacak, iddialarından vazgeçecek. Burada Türkiye'nin kazanımlarından ziyade oradaki işte mazlumlar, oradaki garipler kaybedeceklerdi. Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta zafer kazanması Afrika açısından da bir zafer oldu. Bu anlamda da son derece büyük, son derece önemli bir zafer. Bununla İsmail'e pası atmış olayım, sözü vermiş olalım. Eyvallah. Ya şimdi Afrika meselesinde hatırladığım bir şey, 2007'lerde, 2008'lerde Afrika'ya bir bakmak lazım diye konuşuluyordu hep. Yani bakmak lazım dediğimizde de ya Türkiye'de Afrika çalışan kim var diye soruluyordu. Şimdi Türkiye'de hemen benim aklıma 6-7 tane çok iyi Afrika uzmanı geliyor. Afrika meselesi çalışan da yüzlerce insan geliyor. Bu Türkiye'nin tek başına Afrika'ya ilgisini izah eden bir gösterge bana kalırsa. Ben mesela TRT'den de bir Afrika açılımı bekliyorum doğrusunu isterseniz. Yani tıpkı TRT Balkan açılımı gibi TRT Afrika hızla gelişiyor, Afrika'daki ofislerini geliştiriyor TRT, ama bir TRT Afrika açılımı da Afrika'daki yaygın dillerde yayın yapan bir açılımda bekliyorum doğrusu. Çok tatlı olur. Hemen ilk aklıma gelenler bunlar. İkincisi şu, şimdi sömürgeciliğin uzun tarihinde tarih önünde hesap vermesi gereken ülkelerin başında İngiltere geliyor. Buna şüphe yok. İngiltere henüz Afrika'daki, Hindistan'daki, bugünkü Pakistan, Bangladeş coğrafyasındaki, Çin'deki, Japonya'daki günahlarının bedelini ödemiş bir ülke değil. Yani sömürgecilik, uzun sömürgecilik tarihinin en karanlık ülkesi İngiltere'dir bana kalırsa. Sonra Fransa ve Belçika gelir. Sonra da neredeyse bütün Merkez Avrupa ülkeleri gelir. Amerika Afrika sömürgeciliğinden istediği payı sonradan alabilmiş. Yani o klasik sömürgecilik bittikten sonra pay toplamaya başlamış bir sömürgendir. O da sömürgendir ama doğrudan Afrika'da eli yoktur. Fransa'nın tarih önünde hesap vermeye başlıyor olduğunu ben düşünmüyorum. Yani konjektür gereği halihazırda Afrika'daki bazı ülkeler Fransa'dan rahatsızlığını dile getiriyorlar. Elbette bunun Türkiye gibi, Çin gibi, Körfez ülkeleri gibi merkezlerin Afrika ilgisine duyulan güven olduğu da çok açık. Ama henüz Afrika konusunda bu sömürgeciler tarih önüne çıkmış ve hesap vermiş değiller ne yazık ki. Şimdi Belçika'nın, söz gelimi Belçika'nın uzun sömürgecilik tarihine baktığımızda kendi küçük ülkelerinin ve kendi küçük menfaatlerinin sürmesi için nasıl milyonlarca insanı katlettiklerini görüyoruz. Yani Ruanda'ya bakıyorsunuz altından çıkıyor, Kongo'ya bakıyorsunuz altından çıkıyor, küçücük Belçika dersiniz aslında. Fransa hakeza, Nijer'e bakıyorsunuz altından çıkıyor. İşte Fas'a, Tunus'a, Cezayir'e, Kuzey Afrika'ya bakıyorsunuz altından çıkıyor. Bu tabii kara kıtanın kendine dair bir özgüven geliştirmesiyle de ilgili. Malum sömürgecilerle kurulan ilişkinin temeli sömürgecisine aşık olmakla başlıyor. Yani bugün Hindistan'ın en yaygın adetlerinden biri İngilizlerden öğrendikleri şekilde 5 çayı içmek malum. Yani sütlü çay içmek, 5 çayı içmek falan. Yani sömürgecisine aşık olma aşamasından sömürgecisiyle yüzleşme ve onu hayatından, tabiri caizse gündeminden çıkarma aşaması,
Bu da özgüvenle ilgili. Kara kıtanın özgüveni yükseliyor bana kalırsa. Bunda da evet Türkiye başta olmak üzere bazı merkezlerin Afrika'ya duyduğu ilgiyi Çin hiç insani düzeyde tutmuyor bu arada Afrika ile kurduğu ilgiyi bir postmodern sömürgecilik yapmaya çalışıyor ama bu bile hani Fransa'nın, İngiltere'nin klasik sömürgeciliğinin karşısında Afrika'ya belli oranda bir özgüven temin ediyor. Bir de şöyle, Afrika'da sabah erken kalkanın darbe yaptığı düzlemi geride bırakma çabaları. Artık Afrika'daki devletlerin devlete benzediği bir düzleme doğru da ilerliyoruz. Bu dünya için Afrika'nın bereketini yeraltı, yerüstü kaynaklar konusundaki bereketini düşündüğümüzde bu dünyayı sömüren klasik, konvansiyonel sömürgecilerin zor durumda kaldığını da bir bakıma gösterir. Ben bu gelişmeleri son derece yani kovulabiliyorsa İngiltere, Amerika, Fransa, Merkez Avrupa ülkelerinin bütün elçilerinin Afrika'dan kovulması gerektiğini ve Afrikalıların kara kıtada yaşayanların duruma el koyduğu bir dünyayı görmeyi çok isterim kendi adıma. Çünkü belki şunu söylemek lazım, altından Ruanda'daki katliamın altından ne çıkıyor? Ruanda'da malum kurşun parası, yani ölümünüzü temin edecek kurşunun parasını verdiğinizde acısız yolla ölüyordunuz Ruanda katliamında. Aksi takdirde palalarla canınızı alıyorlardı. Çok da uzak olmayan bir geçmişte oldu bu. Ve sömürgecilerin orada birbirinin aynı olan kan olarak, ırk olarak, etnisite olarak, kültür olarak birbirinin aynısı olan bir insan topluluğunu siz şusunuz, siz busunuz diye ayırmasından kaynaklı bir katliam. Korkunç bir katliamdı. Bununla kara kıtanın hesaplaşması ve kara kıtaya da Türkiye'nin bu konuda yardımcı olması beni sadece mutluluktan dört köşe eder. Aydın abi işin Recep Tayyip Erdoğan'a bakan tarafını anlattı. Bir şey söyledi, eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bir düzlem dedi. Şimdi genel olarak ne yazık ki bütün bir CHP tarihini Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey şeklinde anladıklarını zannediyorum ben. Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey. Oysa yurtta sulh, cihanda sulh diyen Mustafa Kemal'in en büyük hayali Hatay'ı Türkiye'ye bağlanmış olarak görmekti. Ve bunun için epeyce bir risk aldığını CHP'liler tarih kitaplarına bakarlarsa görecekler. Amerika kızar, Rusya öfkelenir, Çin bize ne der, İran'la arayı bozmayalım, şimdi Yunanistan'la durduk yere gerginlik çıkmasın diye sıkıştırdıkları Türk dış politikası 2002'den sonra birdenbire çiçeklendi Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları sayesinde. Bugün itibariyle Türkiye'nin itibarı uluslararası kamuoyu nezdindeki itibarı hiç olmadığı kadar iyi. Ama tabii bu arkadaşlar için yine söylemek lazım ki itibarın tek kaynağı Merkez Avrupa ya da Kuzey Amerika. Dolayısıyla burada da bir ofsayda düşüyorlar sürekli. Diyorlar ki ben mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Van Münih çıkışından sonra Onur Öğmen'inden bilmem kimine kadar herkesin sıraya girip bunu bize çatır çatır ödetirler dediğini dün gibi hatırlıyorum. Süleyman Demirel başta olmak üzere henüz ölmemişti. Süleyman Demirel başta olmak üzere Onur Öğmen'inden bilmem kimine kadar herkes sıraya girdi ve bunu bize ödetirler dediler. Niye? Çünkü aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey. Şey bu. CHP'nin toplam dış politika yaklaşımı bu. Öyle olunca da
İşte gelsin IMF'den borçlar, gitsin yarı sömürge durumlar. Biraz böyle yani. Ben şöyle bir ek yapabilir miyim? Vahminete atıf yaptın. Tabii. Şimdi biz 2002, 2003, 2004 bu uluslararası seyahatler yapıyoruz. New York'a işte gittik bir seferinde. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ydu herhalde yine. Orada şimdi heyet gittiği zaman araba kiralıyorsunuz. Oradaki ulaşımı, şehir içindeki ulaşımı sağlamak için. Bir Türk bir arkadaşımızın şirketi var. Onunla irtibat kurulmuş ve işte araçların şoförleri genelde Türk. Hatta o şirketin sahibi arkadaşla da arada görüşüyoruz. Şunu söylemişlerdi 2003 ya da 2004 yılında. Ya biz Türkiye'den bugüne kadar, yani yıllardır Türkiye'den heyet ağırlıyoruz. Bugüne kadar böyle heyetler görmedik biz. New York havaalanına inerlerdi. Biz arabamızı alırdık. Bize ilk sordukları şu: akşam nerede eğleneceğiz, nerede içeceğiz? Bu dönemde, bu hükümet döneminde biz bu soruyu hiç duymadık. Geliyorlar, toplantılara giriyorlar, çalışmaya başlıyorlar. Dönünceye kadar gezmeye, alışverişe bile fırsat olmadan çalışıp sonra yeniden havaalanına bırakıyoruz. Bu çok ilk defa gördüğümüz, şaşırdığımız bir şey demişlerdi. Bu her yerde. Ben bakın, Tayyip Erdoğan'ın, yani belki işte 200'e yakın ülke var. Sayılar biraz şey, tartışmalı. Belki 150-160'ına gitmiştir. Bazılarına defalarca, 10 kere, 20 kere gitmiştir. O çok sık gittiği ülkelerin bile bir caddesinde yürüme fırsatını bulamamıştır. Bir mağazasına girme fırsatını bulamamıştır. Havaalanında uçaktan iner, çalışmaya başlar, yeniden uçağa biner. Ve bu bizim sadece hani hükümet anlamında, cumhurbaşkanımız anlamında değil, bütün bürokratlarımıza da yansıdı. Biz artık Afrika'ya işte monşer falan atamıyoruz. Afrika'yı çok iyi bilen profesörler, uzmanlar atamaya başladık oraya büyükelçi olarak. İsmail biraz önce çok önemli bir konuya değindi. Belki ırkçılığı konuşacağız, orada da konuşulabilir ama Afrika bilen, Irak bilen, Suriye bilen uzmanımız yoktu bizim 20 yıl önce. Ya gerçekten yoktu ya. Suriye'yi bilen uzmanımız yoktu bizim. Televizyonda Suriye konuşacak olsanız bulamıyordunuz, yani konuşturacak adam bulamıyordunuz. Ya da yarım yamalak bilgilerle konuşuyordu. Şimdi işte geçenlerde ismini unuttum ama bir kızımız Lübnan'da Maruniler üzerine şeyler, Dürziler üzerine çalışmış. Bununla ilgili doktora tezi hazırlamış, bunu kitaphaneye getirmiş. Yani Lübnan değil, Lübnan halkı değil, Lübnan'daki Dürziler üzerine çalışmış. İşte Afrika üzerine çalışan birçok vakfımız var, Afrika Vakfı gibi. Çok sayıda uzman yetişiyor. Bir de Afrika'dan Türkiye'ye okumaya gelen çok sayıda arkadaşımız var, çok sayıda genç var. Hristiyan ya da Müslüman olsun, işte Ankara, İstanbul sokaklarında sadece çalışmak için görmüyorsunuz o siyahi kardeşleri. Aynı zamanda gelip eğitim gören ve Ümit, çok iyi derecede konuşan... Ümit Özdağ ve faşistlerinden dayak yemezlerse Türkiye hakkında olumlu imajlarla ülkelerine dönüyorlar. Ümit Özdağ ve etrafındaki hastalıklı, ırkçı kitle tarafından dayak yemeden Türkiye'den ayrılma başarısı gösterirlerse tam bir Türk dostu ve Türkiye dostu oluyorlar. Ama artık mümkün değil galiba Aydın abi bu. Yani Türkiye'de yabancıysanız bir Ümit Özdağ dayağı yiyorsunuz anladığım kadarıyla. Dolayısıyla işin burası, ya, bak o kadar önemli bir şey söyledin ki abi şu an. Yani o çocuklar mesela Türkiye'den tam bir Türkiye dostu olarak gidecekler ve belki 20 yıl sonra ülkelerinde başbakan olacaklar, bakan olacaklar, önemli bürokrat olacaklar ya da şununla ayrılacaklar. Bir grup fanatik ırkçı, çok özür dilerim söylüyorum, bir grup gerizekalı beni sadece rengimden dolayı, sadece dilimden dolayı, sadece farklı kültürümden dolayı dövmüştü. Ben Türkiye'den hiç hoşlanmıyorum diye de dönmüş olabilecekler abi artık. Çünkü Ümit Özdağ ve etrafındaki o karanlık çete demek lazım artık, Türkiye'yi bütün insanlıktan nefret ettirmeye and içmiş gibi duruyorlar. Söylediğin şey çok kritik olduğu için araya böyle tık diye girdim, kusuruma bakma. İsmail, şeye bu belki ırkçılığı da konuşacaktık, oraya da Ersin müsaade ederse oraya da girmiş olalım.
Şimdi biraz önce İngiltere'den bahsettin sömürgecilik konusunda. Ya baktığın zaman şunu yapıyorlar. Hindistan'a adam gireceği zaman, işgal edeceği zaman önce antropologlarını gönderiyor ya. Önce arkeologlarını gönderiyor. Filologlarını gönderiyor. Ya oradaki toplumsal yapıyı bir çözüyor. Oradan önce bilgi birikimi elde ediyor. Oradaki bilgiyi bir dosyalıyor. Ondan sonra oraya giriyor. Hangi kabileyi kimle çatıştıracak? Kimle ne konuşacak? Ajanları orada nasıl cirit atacak? Kimi satın alacak? Kimle kimi kavga ettirecek? Bunun altyapısını oluşturduktan sonra giriyor ve bizim yine baktığınız zaman master doktora öğrencileri çok sayıda bütün dünyadan işte Amerika'ya, Avrupa'ya master doktora öğrencisi gidiyor. Bizim de çok öğrencimiz gidiyor. Ya gidip orada Avrupa'ya, Amerika'ya, Kızılderililere çalışmak istediğin zaman hocalar izin vermiyor. Ne yapacaksın diyor. Sen bana Türkiye'yi anlat. Sen bana kendi coğrafyanı anlat. Onun bilgisini, onun birikimini bana bırak da git. Şimdi bu sömürmek anlamında değil. Afrika'yı ya da başka bir ülkeyi sömürmek orada bir hani boyundurup kurmak anlamında değil ama buraya gelen öğrenciler rengi ne olursa olsun, dini, mezhebi ne olursa olsun onlar için olduğu kadar bizim için de hayati derecede, kritik derecede önemli. Yani işte Sudanlı bir arkadaşımız var bizim İbrahim diye Ankara'da. Sabah akşam bize Sudan'ı anlatıyor ve Sudan'ı öğrendik biz onun sayesinde. İşte biz ona Türkiye'yi mümkün olduğunca anlatmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir Türkçesi var ama son zamanlarda artık dille bir takım saldırıların olduğunu bize ifade ediyor, rahatsızlığını ifade ediyor. Ve yani çok acı bir şey. Bu sadece kardeşlik bağlamında, ümmet bağlamında değil. Yani diplomatik anlamda da, iktisadi anlamda da çok büyük bir hasar açıyor Ümit Özdağ ve ekibi Türkiye'de. Yani bunu bir Türkçünün yapıyor olması mümkün değil. Bunu bir vatanseverin yapıyor olması mümkün değil. Yani bu bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda. Bu işte Kürtlere, Araplara, şuna buna yönelik bir saldırı değil. Bu açıktan doğrudan Türkiye'ye yönelik bir saldırı. Bu İngilizler adına, Fransızlar adına artık kimin adına çalışıyorsa ajanların yürüttüğü, provoke ettiği alçakça, haince bir saldırı. Ve umarım ki bu milli güvenlik sorunu kısa sürede çözülür. Yani bu sadece Arapları Suriye'ye göndermekle ilgili bir mesele değil. Yani bu işte konuşuyoruz. Belki sen turizm boyutuna da değineceksin. Bu Türkiye'ye orta vadede, uzun vadede çok ağır zarar verecek bir mesele. Dolayısıyla bunun böyle ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Aydın Ünal, bu Türkiye'ye okumaya gelen, yurt dışından gelen gençlerle ilgili Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'nın yoğun çalışması var. O bahsettiğiniz insani diplomasiyi çok yoğun bir şekilde yürütüyorlar. Ve sizin dediğiniz gibi ben de çevremden çok görüyorum ya da bir şekilde temasımız oluyor bir süre sonra. Ya yazı istiyoruz ya görüş istiyoruz bulundukları, yaşadıkları ülkelerle ilgili. Mesela Baba Alem var, işte İstanbul merkezli. Onlar çok yoğun çalışıyorlar. Şimdi bu bahsettiğiniz ırkçılık meselesiyle ilgili okullar geçtiğimiz yıl mezuniyet törenlerinden sonra işte bazı özel üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısının fazlalığı üzerinden bir çatışma çıkarmaya çalıştılar. Temelinde de sosyal medya vardı. Geçtiğimiz hafta bu Ümit Özdağ'a yakın bu tarz provokatif örgütlenmeyi yapan, yayıncılığı yapan bazı hesaplara operasyonlar düzenlendi. Bu hesapları, o Twitter hesaplarını yönetenlere yönelik senin bahsettiğin o milli güvenlik sorunu düzeyinde bir ele alma var. Ben öyle anlıyorum. Çünkü ben bu troll ağları meselesine seçim sürecinde çok fazla çalıştım. Çok ilginç denklemler gördüm ben orada. Yani HDP'yi destekleyen bir troll ağıyla İyi Parti'yi destekleyen bir troll ağının arka planda işbirliği yaptığını gördüm. Bunu da Türkiye'den değil de dışarıdan kurgulandığı çok belli. Şimdi sözü bir daha Afrika'ya getireceğim, bağlayacağım çünkü bu sosyal medya üzerine. Bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu son genel kurulda işte Afrika ülkelerinin, iki Afrika ülkesinin temsilcisi çıkıp sömürüldükleri dil olan Fransızcayla Fransa'ya ve Batı'ya meydan okudular. Önce Togo'nun bakanı çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da atıf yaptık One Minute'a. Batı'ya One Minute dedi diye, ikinci One Minute dedi diye. Son olarak da şey çıktı. BM kürsüsünden
Burkina Faso'nun Kamu ve Sosyal Güvenlik Bakanı çıktı, bir cümle kurdu. Ben onu bağlayacağım. Dedi ki Afrika lider elbette diyor ki Batı Afrika'yı istismar etti, yağmaladı. Afrika liderleri olarak da bizim sorumluluk payımız nedir burada diyor. Kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor diye de soruyor. Şimdi dünyada internete erişmeyen yaklaşık 3-3,5 milyarlık bir nüfus var ve bu büyük oranda Afrika ülkeleri. Yani henüz oralara internet ulaşmadı. Fakat Zuckerberg, Facebook uzun zamandır zeplinler ve hava bulutlarıyla, internet bulutlarıyla Afrika'ya internet götürmeye çalışıyor. Yani Facebook'un gittiği ülkelerde bir dijital emperyalizm, dijital sömürü olacak. Zaten İsmail Kılıçarslan değindi ya, işte siyasi istikrar, sabah erken uyanın darbe yaptığı ülkelerden çıkması gerekiyor Afrika'nın diye. Facebook'u geçmişe yönelik analiz ettiğinizde Afrika'daki, Afrika ülkelerindeki iç çatışmaları, darbeleri, siyasi kaosu tetikleyen bir algoritma ile hareket ettiği, bu birçok analist tarafından da ortaya konuldu. Şimdi bu dijital emperyalizm meselesini çok doğru konuşmak gerekiyor. Biz de maruz kalıyoruz. Yani Türkiye'deki bu içeride kaosu tetikleyen, ırkçılığı tetikleyen, besleyen, sosyal medyayı sokağa taşımak isteyen, çok tehlikeli olan da bu, bu birkaç kere denendi. Temeli internet ve dönüp baktığımızda çeşitli troll ağları ortaya çıkıyor. Ve hani Erdoğan'ın geçtiğimiz haftaki Elon Musk'la yaptığı görüşmenin ben bu boyut olduğunu da düşünüyorum. Yani Türkiye'deki troll ağlarının Twitter üzerinden örgütlenmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Bir dezenformasyon yasası çıktı. Bu yasa çıkarılana kadar bir sürü kavga, gürültü oldu. Yasa çıkmasın diye Almanya ayağa kalktı. Deutsche Welle her gün yayınlar yaptı. Halbuki Almanya'daki mevcut sosyal medya yasasının neredeyse birebirini Türkiye çıkarıyor. Ama Deutsche Welle dedi ki Türkiye uygulamasın. Niye? Çünkü sosyal medyadan Türkiye'ye çok rahat operasyon çekildiği için siyasete hala parmak sallanıyor. Yani bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce asker parmak sallıyordu. Şimdi sosyal medyadan birileri parmak sallıyor. Ananın bir hesapla yapılıyor bu. Bunun mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor. Burada kararlı olunması gerekiyor. Yoksa biz bir sabah uyandığımızda nereden atıldığı bilinmeyen bir Twitter'daki video üzerinden bir anda sokakların hareketlendiğini görebiliriz. Bu büyük bir tehlike. Ben o yüzden geçtiğimiz hafta yapılan operasyonları çok önemli buluyorum. Ve buradan geri adım atılmaması lazım. Ersin, tam 50 kere denemedi mi abi bunu Ümit Özdağ ve çetesi? Tam 50 kere aslı astarı olmayan videolar üzerinden sokakları hareketlendirmek istediler. Çünkü biliyorlar ki Türkiye'de kendi çetelerini harekete geçirip insanları sürüleştirmeyi denemek sosyal medyadan yapılabilecek bir şey. Bu böyle olmadı mı? Yani ne kadar çabuk unutuyoruz. Gezi de insanların üzerinden tankla geçildiğine dair mesajlar atılmadı mı? Brezilya'da, Arjantin'de, ne bileyim İngiltere'de, Afrika'da olan fotoğraflar Gezi'de, Taksim Meydanı'nda oluyormuş gibi ajanslar tarafından kurgulanıp topluma servis edilmedi mi? Gezi'deki tansiyonun çok yukarıya çıkmasında bu dezenformasyonun belki %50-60 rolü yok muydu? Ya çok ciddi hatırlıyorum. Kimyasal silahlarla helikopterden kimyasal silah püskürtüyorlar yazıldığını Gezi'de çok net hatırlıyorum. Polisin sıktığı tazikli suya kimyasal silah karıştırıldı tezviratını çok net hatırlıyorum. Ölü sayısı konusunda sürekli tezvirat yapıldığını çok net hatırlıyorum. Ve olağanüstü bir başarı elde etmişlerdi aslında. Yani gayet rahat sönümlenebilecek bir toplumsal hareketlenmeyi bir ay sürdürebildiler bu sistematik yalanlarla. Bunu Ümit Özdağ ve çetesinin
Bugün itibariyle başaramayacağını bize düşündürten şey nedir? Açık konuşmak lazım. Ben Ümit Özdağ ve çetesi konusunda devletin harekete geçmekte çok ağır davrandığını düşünüyorum. Evet, birkaç sosyal medya, o çetenin sosyal medya uzantısı gözaltına alındı falan, ama gözaltına alınsa ne oluyor? Yani tabiri caizse bu kapıdan girip arka kapıdan çıkıp gidiyorlar ve kaldıkları yerden... Hayır, hesapları birileri yönetmeye devam ediyor. Kaldıkları yerden o pisliği, o kötülüğü, o hainliği üretmeye devam ediyorlar. Abi bak, şöyle korkunç bir şey oluyor. Arap dünyasıyla eş zamanlı olarak Türkiye'de, Türkiye'nin Araplar için asla güvenli bir yer olmadığına dair korkunç bir kampanya yürütülüyor. Ve bu kampanyanın bir ucunda ne var? Bir ucunda turizm var. Diğer ucunda ne var? Arap sermayesi var. Ben bunun yazısını yazdığımda Ümit Özdağ ve çetesi diyor ki bana, yahu evinize herkese alırsanız evinize kimin girdiği belli olmaz. Vallahi asıl sizin evinize kimin girdiği belli olmamış galiba ki böyle insanlar olmuşsunuz. Yani vaktiyle sizin evinize kimin girdiği belli olmamış ki böyle insanlara dönüşmüşsünüz ne yazık ki. Yani biz evimizin, Türkiye'mizin nasıl korunacağını sizden öğrenecek değiliz. Siz korumuyorsunuz. Türkiye'yi bütün dünyaya karşı, bütün dünya haklarına karşı düşmanlaştırıyorsunuz. Bunun çok ağır sonuçlarını öderiz sevgili Ersin Çelik. Bunun çok ağır sonuçlarını öderiz. Dolayısıyla bu dezenformasyon yasasının adam gibi uygulanması konusunda devlet, kolluk kuvvetleri neyi bekliyor anlamıyorum. Çünkü mesela ben sonunda dayanamadım. Birine dedim ki sosyal medyada bana doğrudan küfür eden, hakime anlatırsın artık derdini dedim. Ne yazdı? Ha ha ha, çok korktum yazdı. Çünkü yok yok, çalışmıyor mekanizma. Çalışmıyor mekanizma. Yani en fazla şöyle düşünüyor. Ya veririm 3.000 lira, 5.000 lira neyse, yırtar giderim. Doğrudan ölmüş anneme küfür eden yahut işte ne bileyim eşime küfür eden insanın hiçbir şeyden korkusu yok. Çünkü bu yasa doğru düzgün uygulanmıyor kardeşim. Kime uygulanıyor biliyor musunuz? Kime uygulanıyor? Ben kendini ilahiyatçı falan zanneden adamın birine lağım faresi dedim diye bana uygulanıyor. 4., 5. şeye gidiyorum. 4., 5. ifade vermeye çağrılmışım. Kaldı ki seni uçaktan almaya çalıştılar. Tabii Mustafa İslamoğlu. Gözaltına almaya Mustafa çalıştılar. Mustafa İslamoğlu, o arada o davayı kazandı ama Mustafa İslamoğlu beni uçaktan aldırdı. Ve ben o gün Azerbaycan'daki yetim kardeşlerimize yardıma gidecektim yetim vakfıyla beraber. O durumda aldırdı. Allah hesabını sorsun, o ayrı. Bize geldi mi çalışıyor abicim bu sosyal medya yasası. Ama bu anonim hesaplara, bu çetelere geldiğinde niyeyse ön kapıdan giren arka kapıdan çıkıyor. Biraz daha artık herhalde bu işin ucunun alınmasına dair net tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu işin önünün alınması için, yoksa yani bir sabah kalkar ve kendimizi korkunç bir kaosun içinde buluruz. Benden söyleriz. Tam burada İsmail, müsaade ederseniz bir ek yapayım. Şimdi Türkiye'de bu fay hatları üstüne çok çalıştılar. İçeriden ya da dışarıdan, işte 80 öncesinde bir sağ sol problemimiz vardı. Epeyce bir kan aktı maalesef. Sonradan da bununla ilgili bir sürü vesika ortaya çıktı. İşte silahların birileri tarafından iki tarafı da verildiği gibi, iki tarafında provoka edildiği gibi. İşte Alevi-Sünni çatışması hem 80 öncesinde hem 80 sonrasında çok alevlendirmek istendi. Ama Allah'a şükür hani bazı tatsız olaylar olsa da Türkiye'de bir Alevi-Sünni çatışması çıkmadı. İşte Kürtlerle Türkler arasında bir çatışma çıkması için çok uzun süredir bir çaba var. PKK'nın da işte bir enstrüman olarak kullanıldığı, bir araç olarak kullanıldığı bir çaba var. Ama Allah'a hamdolsun çok şükür bugüne kadar iki milleti, iki halkı karşı karşıya getirecek, çatıştıracak öyle çok ciddi manada birkaç istisnai olay dışında sorun çıkmadı. Yani iki kitleyi, Kürtle Türk'ü birbirine düşman edemediler Türkiye'de, araya epey bir mesafe koysalar da. Şimdi çok farklı bir durum var. Yani benim gördüğüm kadarıyla çok farklı bir durum var.
Ya bunlar şunu söylüyorlar, işte Araplar gitsin. Ne işte var ya, çok münasebetsiz bir söz. Ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü. Yani asla benim ülkemde olmasın. Sadece Suriyeli de değil, Kuveytli, Katarlı, Arabistanlı kim olursa olsun defolsun gitsin gibi bir tavır var. Bunu aynı şekilde belki gözden kaçırıyoruz ama Kürtlere de yapıyorlar. Yani aynı dili Kürt'e de kullanıyor. Aynı dili bizim kendi vatandaşımız olan, anayasal olarak da Türk olan Araplara karşı da kullanıyorlar. Yani sayısını bilmiyorum, bilen varsa söylesin ama herhalde 1 milyonun üzerinde bizim Arap vatandaşımız var. Urfa'da, işte Hatay'da, Mardin'de, Siirt'te bunlara karşı da kullanıyorlar ve Alevi, Sünni, sağ sol, modern, muhafazakar çatışmasının ötesinde bir etki göstermeye başladı bu provokasyonlar. Yani Allah vermesin ama İsmail'in de söylediği gibi önünde duramayacağımız veya çok fazla tatsızlık ortaya çıkaracak, hatta çok fazla kan akıtacak bir takım provokasyonlar ortaya çıkabilir. Bu başka bir şey çünkü, ırkçılık. Ya bunun önünde mutlaka durmak lazım. Ya bu anlamda mesela Milliyetçi Hareket Partisi 1980 sonrasında gençliği çatışmadan uzak tutmak için elinden geleni yaptı. Şimdi bu İYİ Parti'nin ayrılması, böyle Ümit Özdağ gibi bir takım milliyetçi başka partilerin, başka odakların ortaya çıkması, işte tengrici mi diyorlar onlara, bunlar işi tehlikeli bir yere taşımaya başladılar. MHP'nin de kontrol edemeyeceği bir noktaya taşımaya başladılar. Bu, tekrar söylüyorum, bir milli güvenlik sorunudur, ciddi bir sorundur. Bunun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. İnşallah da devletimiz, hani bir daha önceki programlarda da söylemiştim, bir hazırlık var ama daha da geç kalınmaması gerekiyor. İlla bir tatsızlık çıksın da ondan sonra bu işin üstüne gidelim tavrından da vazgeçilmesi gerekiyor. Şimdi son 10 dakika konuşmamız gereken birkaç başlık daha var. İsmail Kızılcahit'ten şu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bir gelişme var. Biraz senin de alanına girdiği için açmak istiyorum konuyu. Bu KHK'lıların propagandasının yapıldığı, FETÖ'cülerin de lojistik olarak destek sağladığı bir film festivalden geri çektirildi. Fakat yine sanat camiasında o bildiğimiz mahalle baskısı, fişleme ve dayatma reaksiyonlarını görmeye başladık. İşte FETÖ ile aynı dilde eleştiriler yayınladılar ve yine bir sansür yaygarası yapılıyor. Diğer taraftan da KHK görünümlü bir FETÖ propagandası var. Ne diyorsun bu konuya? Yine aynı meseleleri konuşuyoruz ama. Ya Dönüyoruz, dolanıyoruz sanat camiası bu ile ilgili. manada dünyanın en rahat ülkesi Türkiye diye düşünüyorum ya ben. Bak çok açık söyleyeyim Ersin. Yani böyle bir şey yok ya. Terörist olarak tanımladığın bir grubu doğrudan öven bir belgeselin resmi bir film festivalinde niçin yarıştırılmadığı ile ilgili bir fırtına kopartılıyor. Yemin ederim bu manada dünyanın en özgürlükçü ülkesiyiz. Bak bunu doğuya gittiğimizde sopayla, batıya gittiğimizde gayet sofistike şekilde seni mahvederek. Bu bir tek Türkiye'de bu kadar özgürlükle konuşulabiliyor. Birincisi bu. İkincisi, sendikası, derneği, vakfı bilmem nesi iğrenç şekilde bütün üyelerine bu işe sahip çıkın diye mahalle baskısı yapıyor. Sonuç ne oluyor biliyor musun abi? Bak mesela basit bir örnek vereyim sana. Ben buna destek vermem kardeşim yazdığı için bir ses uzmanı, ona ne diyelim, ona biz işte sesçi diyoruz film sektöründe. Bir sesçi kardeşimiz diyelim, derhal sesçilerin birbirlerine iş pas ettikleri gruplardan çıkartılıyor, mimleniyor ve ademiyete, yokluğa mahkum ediliyor. Bu sadece sesçide değil, bütün sektörde böyle. Yani diyorlar ki tek ses olacağız ve bu çıkardığımız tek ses Türkiye'nin aleyhine ne varsa orada çıkacak. Ne varsa orada çıkacak. Yani bayağı bildiğin, bak, teknik bir gerekçeyle çıkarıldı biliyor musun bir de? Normalde çıkarılsa kıyameti 10 misli koparırlardı.
yahu yargılanması devam ediyor anlattıkları belgeseldeki tiplemelerin, birinin yargılanması devam ediyor, hüküm alacak mı almayacak mı falan filanı devam ediyor. Teknik bir gerekçeyle çıkardılar. Jüri diyor ki, jüri de mesela Ayşegül Aldinç falan, yani sinemada gördük mü görmedik mi emin olamadığımız bir takım tiplemeler. Jüri de diyor ki biz bu şartlar altında jüriliğe devam edemeyiz. Abi yürüyün gidin, nerede devam ederseniz edin. Yani ben bu kadar rahat, bu kadar özgürlükçü bir, gerçekten yani. Yani bu şeye benziyor biliyor musun? Yani Almanya'da mesela, ya da mesela 11 Eylül'ü öven bir film yapabilir misiniz şeyde, Amerika'da? Almanya'da doğrudan Hitler'i öven bir film yapabilir misiniz? Ananızdan doğduğunuzda pişman ederler. Türkiye bu konuda fazla bir ülke gibi geliyor bana. Ya şunun savunulacak nesi var abi Allah aşkına? Yani tırnak içinde terörist olup olmadığını henüz bilmediğimiz. Ama biliyorsun 2 sene önce bunun PKK'lısı yapıldı. 2 sene önce bunun PKK'lısı yapıldı. 2 hafta önce Yılmaz Güney'i konuştuk. Ya Yılmaz Güney abicim 1983'te Kürdistan mutlaka kurulacaktır, dağlarda gerillalarla falan konuşması yapmış adam değil mi? Bu adamın Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından terörist olarak tanımlanması gayet normal değil mi mesela? Yani kafa gitti galiba hepimizde Türkiye'de. Yaktık yani devreleri ben anladığım kadarıyla. Yani şu Antalya Film Festivali'ndeki şey bayağı bildiğin hani bir grup Türkiye'ye kamikaze dalışı yapmak isteyen insan bir araya gelmiş durumu. Çünkü festivalden film çıkartılıyor. Ses bütünüyle FETÖ'cü firarilerden geliyor. Yani Emre Uslusu'ndan İsmail Kılıçarslan. Durayım ben. Evet. Yani, durmazsam çünkü böyle yağdıracağım yani. Pas atacağım. Şimdi sanat camiasında şöyle bir şey var. PKK'nın bir imtiyazı var. Devlet karşıtlığının bir şeyi var. Bir avantajı var. Ellerine tutuşturulan notlarla çıkıp Türkiye aleyhine açıklamalar yapıyorlar. LGBT yeni imtiyazdı. Eğer yoksa mutlaka dayatıyorlar. Ama burada ilginç olan FETÖ bulduğu her açıktan bir deneme yapıyor hala. Yani sinema sektöründe bir açık buldu ve Antalya Film Festivali'ne sızdı. Artık bunu böyle değerlendirmek lazım. Ve o Türk sinemasına, bağımsız sinema denen işte yapıya resmen şu anda tahkim ediyorlar. Jürideki çok o bilindik oyuncuları geri adım attırdılar. FETÖ meselesini neden ciddiye almamız gerektiğinin de son örneklerinden biri değil mi bu? Ya, mutlaka öyle. Ama ben çok FETÖ'den korkmuyorum Ersin. Yani bu burada çok yanlış bir strateji FETÖ açısından. Ya bu tür şeyleri yaptıkça Türkiye'deki kalanlar çok sıkıntı yaşıyorlar. Yani en başta onların rahatsız olması gerekiyor FETÖ'nün bu girişimlerinden. Onların şartlarını daha da ağırlaştırıyor bu tür girişimler. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi yine KHK ile ilgili. 15 bin euro abi, çok gülünç bir rakam. 15 bin euro bir tazminata hükmetti. Orada da bir tartışma devam ediyor da vaktimiz kalmadı artık. Ben bu şeyle, filmle ilgili şunu söyleyeceğim. 2016'da Bakur diye bir film vardı. İsmail hatırlar mısın bilmiyorum. Yine Antalya Film Festivali'nde ve İstanbul Film Festivali'nde olay oldu. Bakur kuzey anlamına geliyor. İşte şeyde PKK'nın kullandığı bir kavram. Kürtlerin kuzey kesimi anlamı, Kürdistan'ın kuzeyi anlamında kullandığı bir kavram. Bununla yetinmiyorlar. Filmin bir de üst başlığı var. Bir gerillanın günlüğü. Bu film gösterilmedi diye Antalya Film Festivali'nde yine böyle olay çıkardılar. Sen seversin İsmail, Nuri Bilge Ceylan, Ezel Akay, onlar da imza. Şimdi bu son bildiriyi de Zeki Demirkubuz mesela imzalamamış ama filmini çekmiş. Ben buna hiç şey yapmıyorum, itiraz etmiyorum. İsmail de söyledi. Yani ne yaparlarsa yapsınlar. Böyle bir kesim var. Kafası gitmiş böyle bir kesim var. Ama önemli olan şu. Bizim kamu kurumlarımız, özellikle bizim Kültür Bakanlığımız, kardeşim bak haram zıkkım olsun, eğer bunlara destek veriyorsa, bir kuruş destek veriyorsa. Abi ne destek veriyor? Ve bundan sonra da destek veriyorsa. Şimdi ismini zikrettin. Zeki Demirkubuz'u TRT
Geçen şeyde, geçen yılki 11 punto meselesinde, 11 punto mu, 12 punto mu, Onur konuğu yaptı ya. Abi Onur konuğu yaptı. Vallahi yapmayalım bu. Sinema. Yani sinema yapacağız diye ölecek halimiz yok. Memleketin çocuklarına fırsat verelim. Yapmayalım sinema yani. Abi Onur konuydu Zeki Demirkubuş. Böyle bir şey yok ki. Bunlar affedilecek şeyler değil. Böyle bir şey yok ki. Ya da işte şey, o eşcinsel savcıyı anlatan filme Kültür Bakanlığı desteğini geri alana kadar öldü yani. Vermek ayrı, verdikten sonra o desteği geri alana kadar öldü. Verme abi. Kaldır film desteklerini, basitçe söylüyorum. Yani kaldır çok sinema desteklerini. Çok özgüvenli olmamız lazım bu konuda. Çok özgüvenli olmamız lazım. Hiç tereddüt etmeden bu konulara müdahale etmesi lazım. Bir de lazım. Şöyle oluyor biliyor musun Aydın abi? Kamudan tek kuruş alıyorlarsa aram zıkkım olsun. Şöyle oluyor. Yani bayağı bildiğin Türkiye karşıtı mihverler, bu yönetmen bilmem ne tayfası, iş film desteğe geldiğinde tırım tırım iktidara yakın birilerini arıyorlar ki gidip destek alabilsinler. Ya inanılmaz bir şey bu ya. Verme abicim destek yani, ölecek gitsin, misin? Gitsin Disney'den alsın, Netflix'ten alsın bundan sonra desteğini. Bizim milletin parasını, hazinenin parasını almasın abi. Tekrar ediyorum. Bundan sonra da verecekse eğer haram zıkkım olsun bu isimlere. Bu devlet, bu Kültür Bakanlığı destek verecekse. Sevgili izleyiciler, şu tartışmayı, şu konuşmayı gerçekten hiç bölmek istemezdim. Bir öz eleştiride bulunayım. Asıl konuşmamız gereken meseleyi sona bıraktığım için özür diliyorum. Hem sizlerden hem de İsmail Kılıçarslan'dan, Aydın Ünal'dan. Bu da bana ders olsun. Bundan sonra bu meseleleri daha erken ve daha geniş kapsamlı ele alacağız. Moderatör olarak şu anda gerçekten çok üzgünüm. Çünkü asıl konuşmamız gereken mesele buydu. Daha Gülşen'in İstiklal konuşuruz Marşı daha, okumasını konuşacak. Evet, konuşacaktık. Evet, bu haftayı noktalıyoruz. İsmail Kılıçarslan, Aydın Ünal, çok teşekkür ediyorum sizlere. Değerli yorumlarınız biz için, katkılarınız ederiz için. Hayırlı geceler, çok sağ olun. Hayırlı ben geceler. De Ankara'da Ankara stüdyolarından hepinize iyi geceler diliyorum.